Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan ve geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun Çanakkale'ye büyük bir katkı sağladığını belirterek, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden sonra Çanakkale'miz umuyoruz ki turizm, ticaret, tarım, kültür, turizm gibi değer katabilecek alanlarda bir seviye daha atlayacak dedi. Herkes köprüyü seyretmeye geliyor. Evet, şimdi köprü görüntümüz böyle var. Böyle kaç tane köprü var dünyada be kardeşim, evet. Ya. Şimdi eskiden ne yapıyordunuz? Gemiye bineceğiz abi, karşıya geçme. Ben kaç defa, 3 saat bir defa bir gemide kaldım. 3 saat ya karşıya geçeceğiz diye. Ne var? Fırtına var. Şimdi Çanakkale'den, yani Ankara'dan çıkan bir araç, Çanakkale'den bir basıyor, Avrupa'nın ortalarına kadar gidiyor. Köprüye bakın efendim. Evet. Memleket değil, muazzam. Dünya köprüyü yapsın. Şimdi ayrıca bak, bu köprüde bir müteahhit var. Hani o beşli çete deniliyor ya. O çetelerden bir tanesi bu köprüyü yaptı. Müteahhiti eski. Allah rahmet etsin, vefat etti tabii şimdi. Çocukları var. Ama hayattaydı bu köprüde adımlar atılınca. Efendim, bu köprünün müteahhiti CHP'li eski milletvekili. Onu söyleyeyim. Ondan sonra da biraz o söylemden vazgeçtik. Çünkü adamın imkanları var. Ve adam bu konuda tecrübeli. Ve hükümet açmış, bakmış. Şimdiye kadar yaptıkları demiş, yapsa bunlar yapar ya. Hemen demişler ki tamam kardeşim, bu iş sizin. Dışarıdan da tabii ortaklar var. Dışarıdan da şirketler var. Beraber bu köprüyü yapıyorlar efendim. Vallahi yani ben yenisini ancak fotoğraflarda gördüm. Ben de inşallah en kısa zamanda şöyle bir yazda gelsin de bir gideyim geçmek, şu köprüyü. Gitmek, evet ya. Lazım gerçekten. Yani valla Saros Körfezi'ni, burayı bir ziyaret edeyim. Saros Körfezi çok güzeldir, akvaryum gibidir. Tertemiz kalsın inşallah, öyle muhafaza edelim. Gözlüklerinizi yani takacaksınız. Diğer köprüyü kullandığım için Ege'ye, İzmir'e giderken buradan tabii geçmedim. Tabii buradan da gidilir de buradan daha uzak geliyor bana yok. Yok. Diğer öbür köprüyü tabii kullanıyorum. Orhan Gazi Köprüsü'nü kullanıyorum. Hele şimdi İzmir'e bir köprü daha yapılacak ki, bir şey daha yapılacak ki, hızlı öyle tren mi? Tabii. Aa, yolda tren de düşünülüyor. Tabii o planlar, programlar neredeyse hazır. Buradan 1,5 saatte şeye gideceğiz efendim, İzmir'e. Aa, yok artık. Aa, tabii. Hızlı trenimiz götürecek. Hızlı trenle 1,5 saatte buradan, evet, İzmir'e. Evet. Ya hiç ben kulağıma böyle çok şey gelmiyor. İnşallah. Ya, inşallah. Yani, o zaman her hafta sonu İstanbul'a giderim da memleketime. Evet yani. Tabii. Bir şimdi mesela şey de var. İstanbul-Ankara arasında da bir hızlı tren projesi var. O da 1,5 saat aa sürecek. Tabii. Bunlara inanalım efendim. Tabii bunlar olacak. Teknoloji gelişti. Evet, teknoloji. Devletinizin imkanları varsa ve cesursanız, bir de her şeyden önce istikrar varsa, yani memlekette, gerçi bakın çok kötü bir şey var. Yarın seçim olacak, bitecek. Hı-hı. Seçimlerden hemen sonra gene tartışmaya, evet, başlayacağız. Zira bir sene sonra belediye seçimleri var. Ondan sonra hayda ya, genel seçimlerde zaten 4 sene kaldı, tartışmaya devam edelim. Ama Avrupa'da böyle bir huy yok. Seçim olur, ertesi sabah rahatsınız. Evet. Yani demek istediğim, tartışmasız, istikrar içerisinde ve özellikle huzur içerisinde inşallah, amin, bu eserleri i̇nşallah ortaya koyacağız, evet, efendim. İnanıyorum ben kesinlikle efendim. Kesinlikle, hadi bakalım. Evet.